360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışmak Olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen. Her zaman olduğu gibi ekip arkadaşlarımla birlikte stüdyodaki yerimi aldım. Bugün için çok güzel sorular hazırladık. Market çeklerimiz bolca var efendim. Bizler dağıtmak istiyoruz yarışmacılarımıza. Tabii sorularımı bildikleri takdirde. Birazdan yarışmaya başlayacağım ama hemen hatırlatayım. Sizler de bizimle yarışmak isterseniz ad, soyad, telefon numarası, doğum tarihi ve adres bilgilerinizi maksatyarışmakolsun@tv360.com.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Mailin özellikle altını çiziyorum. Çünkü hala 360'ın internet sitesine girip bir başvuru formu bulamadığını söyleyen izleyicilerimiz var. Bir başvuru formumuz yok. Bu bilgileri mail atmanızı rica ediyoruz diyelim ve hadi bakalım günün ilk yarışmacısına geçelim. Bakalım kim bizimle? Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nereden bağlanıyorsunuz? İzmir Menemen'deyiz. İzmir, güzel İzmir. Selam olsun güzel İzmir'e. İzmir'de sıcaklar, evet, başlamış sanıyorum. Ben Sevgi Çaldıran. Peki efendim. Eşim Ahmet Çaldıran. Peki. Kızım Pınar Çaldıran. Ne güzel efendim. Çaldıran ailesi bizimle. İzmir'de sıcaklar başladı mı? Evet, çok yoğun sıcak var. Vallahi geçenlerde ben de bir baktım. İzmir'de böyle 40 derecelere kadar uzanan bir sıcaklık vardı. Evet, evet. Vallahi Allah kolaylık versin. Bu yazı hepimiz inşallah bir atlatalım. Bir bitsin şu korona da rahatlayalım değil mi? Evet. Hepimizin temennisi bu yönde. Kim benimle yarışacak bu güzel aileden? Ben. Peki, ben yarışacağım. Evde biliyor musunuz sorularımı? Yarı yarıya diyelim. Bakalım inşallah bugün biliriz efendim. Oluyor, bildiğim de oluyor. Normal, her soruyu bilemiyoruz. Doğal olarak hepimiz insanız, her konuya vakıf olamıyoruz. Ama inşallah bugün bildiğiniz yerlerden gelir ve İzmir'e market çekimizi i̇nşallah. Göndeririz. İnşallah, inşallah. Eğer kazanırsam... sokak hayvanlarına mama alıp dağıtacağım. Ay ne güzel efendim, valla çok güzel bir konuya parmak bastınız. Ben de tekrar hatırlatmak isterim. Lütfen efendim, sokaktaki canların bizlere ihtiyacı var. Evet, mümkün mertebe sokağa çıkmıyoruz. Dikkat ediyoruz ama apartmanınızın önüne en azından bir kap mama, bir kap su bırakabilirsiniz. Evet. Mama mı alamıyorsunuz efendim? İsrafa hepimiz karşıyız ama zaman zaman evde kalan yiyecekler oluyor. Hayvanların yiyebileceği şeyler tabii ki bunlar. Bunları bir kenara ayırın. Ne olur akşam evin altına inip onları bir bırakın. Çok rica ediyorum. Çünkü o hayvanların bizlere ihtiyacı var ve bu süreçte bizler sokağa çıkmadığımız için onlar da çok açlar. Yani unutmamak gerekiyor. Çok güzel bir şey söylediniz. İnşallah kazanırsınız. Sokak hayvanları için de mama alır kullanırsınız diyeyim efendim. İlk soruya geçiyorum. İlk sorum şu. Bir şeyin fiyatının bedavaya yakın olduğunu anlatmak için o şeyin neden ucuz olduğu söylenir? Şimdi bir sudan ucuz. Sudan ucuz, doğru cevap. Geliyor alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Hemen kızımıza da söz vereyim. Siz kaç yaşındasınız efendim? Merhaba, ben 23 yaşındayım. Anneme destek amaçlı buradayım. Ne güzel. Çok seviyor, izliyor sizi sürekli. Çok teşekkür ederim efendim. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Evet, okuyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum. Şahane. Güzel Sanatlar Fakültesi bittikten sonra ne üzerine yoğunlaşacaksınız? Planlar ne? Tasarımcı olarak devam etmeyi planlıyorum. Peki, şahane. Umarım olur. İnşallah. Geçiyorum bir diğer soruya. Yarışmaya devam ediyorum. Plaka numarası 38 olan ilimiz hangisidir? 38. Kayseri'de mi? Beyefendi ne dedi? Duyamadım. Kayseri dedi. Doğru söyledi. Geliyor alkışlar. Evin babasına da kulak vermek lazım. Yaşasın. Doğru geldi efendim sorunun cevabı da. Son soru zamanı. Son sorum da şudur. Dünyanın en bilinen çizgi kahramanlarından biri olan tembel kedi Garfield'ın favori yemeği nedir?
Ay ben çok severim. Ben de çok severim. Lazanya. Lazanya doğru cevaptı. Tebrik ediyorum efendim. Son soru Garfield'dan da ama annemiz de hakimmiş konuya Garfield'a. Doğru cevabı verdi ve market çekimi İzmir'e sizlere geliyor. Hayvanlar için kullan... Buyurun. Bir tane çocuk büyüttüm. Halince çizgi filmleri de aklımızda kaldı birazcık. Ne güzel efendim, ne güzel. Vallahi market çekiyor, sokak hayvanlarına gidecek diye ekstra mutluyum açıkçası. Çok teşekkürler katıldığınız için. Emin kendiniz... ol ki sokak hayvanlarına biz ailecek çok destekçiyiz, ne çok güzel. Da severiz yani. Ne güzel, kendinize evet. Çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Teşekkürler, Allah'a emanet. Evet efendim, İzmir'den çok güzel bir ailemiz bizimleydi. Yarıştılar, 3'te 3 yaptılar. Sıradaki yarışmacı marka çekimi alabilecek mi? Hadi bakalım. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz 360 ekranına. Sizleri tanıyalım. Ben Rabia. Ben de Şahin. Gelibolu'dan bağlanıyoruz. Ne güzel. Çanakkale, Gelibolu. Küçük Bey kimdir? Enes, 7 aylık bizim bebeğimiz. Oğlumuz, evet. Annesi maşallah. Nasıl bir his anne olmak? Vallahi çok heyecanlı ve güzel. Yani anlatılmaz mı dinlediğim bilmiyorum ama Allah çok güzel. Allah isteyen herkese nasip etsin diyelim efendim. Peki, evet. Annelik eminim çok tatlıdır. Çok güzel bir duygudur. Ama zaman zaman böyle zorlandığınız oluyor mu? Enes yoruyor mu size? Kesinlikle. Yani bu süreçte en güzeli de işte eşim evde olduğundan destek oluyor haliyle. Ondan dolayı yardım olduğu için rahatlıyorum biraz da. Peki, hakikaten şanslısınız. Eş desteği önemli. Kim yarışacak benimle? Ben. Peki Rabia Hanımcığım, başlayalım isterseniz. İlk sorum geliyor size. Askerlikte kımıldamadan dimdik durulması için verilen komut hangi isimle anılır? Neydi ya? Hazır ol mu? Hazır ol diyorlar ama ona bir şey duruş diyorlar. Esas duruş. Esas duruş doğru cevap. Tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz efendim. Geçiyorum ikinci soruya hızla. İkinci sorum da şu. Balıkçılar canlı bunlar diyerek balıkların hangi özelliğini vurgularlar ya da vurguluyordurlar? Taze oluşunu. Taze oluşunu doğru cevap geliyor, alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Uzmanlar da tavsiye ediyor, lütfen balık yiyin diyorlar. Özellikle omega 3 açısından çok da kıymetli balıklarımız. Evet, evet, buranın balığı meşhur zaten, hani bir nevi. Ne güzel. Taze taze balık yiyoruz. Balığınız tazecek, domatesleriniz güzel. O kadar güzel bir bölgedesiniz ki hakikaten şanslısınız diyelim. Ve son soruya geçiyorum efendim. Son sorum da şudur. Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur sözündeki yar ne anlama gelir? Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur. Sözündeki yar ne anlama gelir? O mu acaba? Efendim? Ne anlama gelir? Saman dedim ama ne anlama gelir? Yok, saman değil. Böyle uçuran diyor ama orası böyle tehlikeli de bir yerdir. Böyle Türk filmlerinde görürüz, eski Türk filmlerinde böyle canına kıymak isteyen neyin oraya gider? Uçurum mu? Kaya mı? Efendim, bir şey söylediniz kayadan önce. Uçurum. Uçurum doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Bir parça ipucuyla Rabia Hanım doğru cevabı verdi. Market çekim burada. Sizin için Çanakkale'ye geliyor olacak. Nasıl geçti yarışma? Çok iyi geçti. Bir de buradan bugün eşimin doğum günü. Ay, İzniniz olsa doğum gününü kutlayalım. Tabii ki. İyi ki doğdunuz efendim. Doğum gününüzde de böyle ölümsüz bir anınız olmuş oldu artık. Evet. Size de çok teşekkür ederiz. Evimize geldiniz. Bu zamanda çok mutlu olduk. Çok sağ olun efendim. Biz de evinizde bizleri ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyor. Hoşça kalın diyoruz. Olun, iyi yayınlar. Maksat yarışmak olsun. Sağ olun. Efendim, yarışmacıların maksat yarışmak olsun diyerek yarışmalarını sonlandırdılar. Bizler devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Teşekkür ederim. İsminiz nedir? Sevilay ben. İstanbul'dan katılıyorum. Neresine Sevilay Hanımcığım? İstanbul Kartal'dayım. Kartal'dan Sevilay dediniz değil mi? Doğru duydum. Evet doğru Sevilay. Tamamdır. Ne yapıyorsunuz Sevilay Hanımcığım? Günler nasıl geçiyor evde? Günler nasıl geçiyor? Karantinadayım. Fizyoterapistim. İşte o şekilde çocuklarımla konuşuyorum. Öğrencilerimle konuşuyorum. Böyle devam ediyor hayat. Şahane. Aynı zamanda akademisyen misiniz? Öğrencilerimle konuşuyorum dediğiniz için soruyorum. Yok, öğrencilerim derken şöyle, ben rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Küçük bedensel engelli çocuklarla birlikte. Onlarla iletişim halindeyiz. İşte onların egzersiz programlarını takip ediyorum. Öyle devam ediyor hayat. Sizler ne yapıyorsunuz? Vallahi bizler de iyiyiz. İkinci evimizde stüdyodaki yerimizi almış bulunuyoruz. Bugün de böyle günümüz sağ olsun. Yarışmacılarım sayesinde keyifli geçiyor. Bizler böyle kazandırdıkça mutlu olan bir ekibiz. O yüzden gönül istiyor ki herkese market çeklerini verelim. Elimizden gelen yardımı esirgemiyoruz tüm ekip arkadaşlarımla birlikte. Şimdi sizle de yarışacağız ama yarışma öncesinde şunu da sorayım. Geçtiğimiz yıl benim kardeşim sınava girmişti. O da şu an fizyoterapi okuyor. Ve Türkiye'de fizyoterapistlerle ilgili bir açık olduğu söyleniyordu. Siz buradan genç arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Eminim çünkü kafasında fizyoterapi isteyenler de vardır. Onlar da sizin sayenizde iyice bir fikir sahibi olmuş olur. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, bir 5 sene öncesinde ya da işte 6-7 sene öncesinde çok fazla açık vardı. Ancak devlet bu açığı kapatmak adına çok fazla üniversite, çok fazla fizik tedavi bölümü açıldı. Ve şu an her sene binlerce mezun veriliyor. Artık açıktan ziyade biraz fazlalık oluşmaya başladı. Yani kamuda ya da özelde iş bulmak bir tık daha zor. Ya da işte eski güzel maaşlarla iş bulmak bir tık daha zor. Arkadaşlara şöyle bir tavsiyem olabilir. Eğer gerçekten mesleği seviyorlarsa özel alanda kendi kliniklerimizi açarak kendi yerlerimizde daha rahat çalışabilmekteyiz. Daha güzel şartlarda çalışabilmekteyiz. Bunun haricinde yurt dışında düşünebilirler. Ben geçen sene 3 ay boyunca Amerika'da staj yapmıştım. Orada imkanlar Türkiye'den çok daha iyi. Hani bunu düşünebilirler. Bu şekilde. Bir de hani sevmeden yapılabilecek bir meslek değil bizim mesleğimiz. Özellikle çocuklarla çalışan arkadaşlar için sevmeden kesinlikle yapılabilecek bir meslek değil. Evet. Hem çocuklarla çalışanlar için hem de bence yaşlılarla çalışanların ikisinde de çok fazla sevgi ve şefkat dolu olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden sizin işiniz hakikaten kolay değil. Tebrik ediyorum bu işi yaptığınız için de ayrıca. Geçelim mi sorulara? Başlayalım mı yarışmaya? Tabii ki geçelim. Peki efendim. Hadi başlayalım. Bakalım neler olacak. İlk sorum şu. Genellikle süs havuzlarına ne atarak dilek dilerler? Bozuk para. Bozuk para. Doğru cevap. Geliyor alkışlar. Hiç böyle bir batıl inanca inanıp bozuk para attınız mı? Ya çok değil. Çok öyle huylarım yok açıkçası. Peki efendim. İkinci sorum da şudur. Bilgisayarın açık kaldığı fakat çok az güç harcadığı tasarruf modunun adı nedir? Açık kaldığı çok az güç harcadığı. Evet. Bir şey modu. Uyku modu. Uyku modu doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Teşekkürler. Bir günde ortalama kaç saatiniz bilgisayarda ya da sosyal medyada geçiyor? Yani ortalama işte 2 saat falan. Hepimizin öyle efendim. O yüzden söylerken çekinmeyin. Artık telefonlarımız elimiz ayağımız oldu. Bir girip bakıyoruz. Bir de alışkanlık oldu. Ne olmuş, kim ne yazmış, neyi yüklemiş diye. O yüzden çok normal bir süre. Öyle. Bir de tek bir tane sosyal medyada yok. Facebook, Instagram, her Twitter şey yani var. Çok fazla. Birçok mecra var artık. Gitgide de fazlalaşıyor. Siz böyle çok fotoğrafınızı çekip paylaşanlardan mısınız? Yok ya, çok da beceremem biliyor musunuz? Hiç fotojenik olduğumu da düşünmüyorum. O yüzden öyle işte. Hani sadece bakıyorum. Çok hoş bir hanımefendiyle yarışıyorum. Hiç öyle demeyin. Geçiyorum son soruya. Son sorum da şu. Hamamlarda musluk altında bulunan
içinde su biriktirilen yuvarlak mermer teknenin adı nedir? Aklıma hep bir filmin sahnesi gelir. Evet, şey, Adile Naşit'in olduğu evet, bir filmde. Evet, evet. Ama bir şey söyleyeyim. Neydi? Çok şey değilim. Böyle o şarkıdan mermer... biraz ipucu vereyim. Onununa, bununa, çirkef sıçramış. Kurna mıydı? Efendim? Kurna mıydı? Kurna, doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 3'te 3 yapıyorsunuz. Hepimizin hafızasında sevgili Adile Naşit'in o sahnesi kalmış durumda. Siz de direkt oradan evet, anımsadınız şarkıdan. Tebrik ederim. Maksat Yarışmak'tı, nihayetinde kazandınız. Kendinize teşekkür çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok tatlı fizyoterapist bir hanımefendiyle yarıştık. 3'te 3 yaptı. Market çekimizi kazandı. Bir diğer yarışmacıma geçelim mi? Hadi geçelim. Merhabalar. Merhabalar. Karşımda sanki tatlı bir anne kız görüyorum, öyle mi? Teşekkürler, o sizin güzelliğiniz. Ay çok sağ olun, çok naziksiniz efendim. Sizleri tanıyalım. Tabii, ben Selma Özbay, kızım. Ben Zeynep Özbay. Zeynep, heyecanlı mısın? Evet. Böyle konuşurken, adını söylerken dönüp annene baktın gülerek de oradan anladım birazcık. Zeynep'ciğim, nasıl geçiyor günler? Nereden bağlanıyorsunuz bize? İyi geçiyor. Biz Almanya'dan bağlanıyoruz. Neresinden? Şey, Aachen. Bir daha söyle. Aachen. Köyle yakın bir şey. Aachen. Doğru ya. Mu söylüyorum? Ya. Evet. Richtig. Doğru söyledim sanırım. Peki efendim. Şahane. Hakikaten Almanya'da da pek çok vatandaşımız var bizleri izleyen. Sizin aracılığınızla onlara da selamlarımızı iletmiş olalım. Almanya'da durumlar nedir efendim? Sizden biraz bilgi alalım. Yanılmıyorsam korona açısından. Evet, korona açısından soruyorum. Sizlerin bildiği gibi bir takım gelişmeler oldu, yani değişiklikler, gevşemeler, ama insanların %70'i genelde korkuyor diyebilirim size yani. Hı hı. Vallahi bu tarz durumlarda bence bir parça korkmakta fayda var. Şundan dolayı diyorum, çünkü korktuğumuz zaman tedbir alıyoruz. O tedbiri de elden evet. bırakmamak gerekiyor. İnşallah tez zamanda evet. biter bu korona da o eski hayatımıza döneriz. Eskiden her şey ne kadar kolaymış. Marketten aldığımızı ya. Pat diye yerleştiriyorduk buzdolabına. Şimdi tek tek sil, tek tek her şeyi, hakikaten bu süreç bence bizleri hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak yıprattı hepimizi. Aynen, aynen dediklerinize katılıyorum. Peki Zeynep, sen ne yapıyorsun korona günlerinde evde? Kendine nasıl oyalıyorsun? Ben zaten evde olduğumdan şey, Türkiye'deki çocuklar gibi internetten okuluma devam ediyorum. Hı hı. Onunla zaten zaman geçiyor biraz. Öbür şey, kalan saatlerde de işte televizyona bakıyorum. Öyle kendi kendimi oyalamaya çalışıyorum. Peki, peki Zeynep'ciğim. Şimdi yarışacağız. Annene güveniyor musun? Bilir mi? 3'te 3 yapar mı? Umarım. İnşallah. İnşallah. Yapamasak da maksat yarışmak diyoruz. Efendim ilk sorunuza aynen. geçiyorum. Şudur. Bir nikah masasında genellikle kaç kişi olur? Toplam. Evet. 5. 5 doğru cevap. Tebrik ederim. Siz bir tereddütlü söylediniz ama 5 oluyor. Nikah memuru, gelin, damat ve onların ikişer şahidi olmak zorunda. Evet. Tabii ki bu şu sayı... Açıdan, efendim? Pardon, şu açıdan tereddüt ettim. Almanya'da da bir nikah şahidi olduğum için, burada farklı olduğu için karar veremedim. Sistemler farklı, kafalar karışmış olabilir onda. Vallahi artık o kadar aynen. çok nikah şahidi oluyor ki iki taneyle sınırlı kalmıyor evet. vallahi. Geçiyorum bir evet. diğer soruya. Hayvanlarla aranız nasıl? Hayvanlar aleminden bir soru. Hayvanlar. Yani belgesel izlemeyi genelde seviyorum. Hı hı. Zeynep evet. senin nasıl ara? Benim de aslında iyi, biyoloji dersinden de az çok bilgim var. Umarım biliriz. Şimdi biraz değişik bir hayvanı soracağım size. Ahtapotun kaç kalbi vardır? 2 mi? Değil. 2 değil. İnelim mi, çıkalım mı? Çıkalım hadi. 10. Değil, aşağı. 8. Değil, daha aşağı. Hadi son 2 hakkınız.
5 de değil, son hakkınız. 3 doğru cevap. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ne demek ederim. Efendim? 3 kalbi var ahtapotların. Teşekkür ederim. Zeynep, en sevdiğin hayvan hangisi? Kutup ayılarını çok seviyorum. Kutup ayıları. Ne güzel, değişik. Sizin efendim? Ben en çok küçük kuzuları çok seviyorum. Küçük kuzular. Peki. Anne ve kızımdan evet. Değişik cevaplar aldım. Çok hoşuma gitti. Geçiyorum bir diğer soruya. Son soruya. Uluslararası Futbol Federasyonlar Birliği kısa adıyla yani FIFA'nın merkezi hangi şehirdedir? Uluslararası... Yani FIFA'nın merkezi hangi şehirdedir diye soruyorum efendim. Yurt dışı olarak. Türkiye'de değil. Evet. Nerede olabilir? Berlin. Değil efendim. Zonguldak'ın Z'si ile başlıyor. Zürih. Zürih doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışma? Alakam yoktur o açıdan. Olsun efendim, öğrenmiş oldunuz. Hangi takımlısınız bu arada? Ben Galatasaraylıyım. Zeynep sen? Ben Fenerbahçeliyim. Oo, anne kız rakip iki takımı tutuyor. Peki ezeli evet. Rekabet ebedi dostluk diyoruz. Almanya'ya market çekimizi gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Efendim ta İstanbul'dan stüdyolarımızdan Almanya'ya kadar uzandık. Çok enerjisi yüksek, çok tatlı bir anne kızla yarıştık. 3'te 3 yaptılar. Market çekim onların oldu. Sıradaki yarışmacı market çekini alabilecek mi? Hep birlikte görelim. Merhaba Bahar abla. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Seni çok severek takip ediyorum yarışmalarını. Çok. Instagram'dan da seni takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyim? Ben Bilge Yıldırım. İzmir Seferihisar'dan katılıyorum. Güzel, İzmir'e kucak dolusu sevgiler olsun Bilgeciğim. Anneni de tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Ben Sibel Yıldırım. Sibel Hanımcığım. Nasılsınız Bahar Hanım? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, sizinle bir araya gelmemizle çok mutlu olduk. Ben de öyle. Kızım da. Bilgeciğim iyi ki birlikteyiz, iyi ki yarışacağız. Şimdi kaç i̇yi yaşındasın ki. Bilge? 18 yaşındayım abla. Tamam, okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum. İzmir Seferihisar Uluslararası İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Peki zorlanıyor musun derslerde ya da zorlanıyor muydun? Eğitim dönemi de biliyorum yarım kaldı ama. Evet yani okul zamanındayken çok yoğundum. Hani bazen 2 saat uykuyla hani okula gittiğim de oluyordu. Sınava falan çok çalışıyordum. Okulun ilk ayında ayın öğrencisi seçtiler zaten beni. Bir şey söyleyeceğim, ayın öğrencisi diye bir şey mi var artık? Evet evet. Hatta panoda da fotoğrafımı astılar. Vallahi şahaneymiş. Bunlar da sizi motive ediyordur diye düşünüyorum. Annesi çok evet. Şanslısınız vallahi. Çalışkan bir kızınız var. Evet, çok gurur duyuyorum. Öğretmenleri, müdürleri de arkadaşları çok seviyorlar. Ne güzel. Öğretmenleri sınıfın birincisi diyorlar. Ay şahane Bilge. Bilgi olmasın. Yani hepimiz gurur duyuyoruz. Şöyle Bilgelerin okulu bayağı aktif bir okul. Uluslararası değişik ülkelerden de öğrenciler geliyor. Bayağı aktiflikleri var. Vallahi gerçekten bu yazı hepimiz biraz böyle zor geçireceğiz korona sebeple. Eğitim hayatına da öğrenci arkadaşlarımın artık internet ortamı üzerinden olmaya başlamışız son dönemde. Olsun, önümüzdeki yıl her şey telafi edilir. Her şey hallolur. Bilgeciğim hazırsan yarışmaya başlıyorum. Evet abla, heyecanlıyım. İzmir'deki İzmir konağa gelmiştin. Oraya gelmek çok istiyordum. Ama rahatsızlandığım için gelemedim. Olsun. Yani kısmet bugüneymiş Bilge. Şu an
Kısmet bugüneymiş. Efendim? Başar geçmişe. Kısmet bugüneymiş. Evet, geliyor ilk sorum sana. O da şudur. İstanbul'da bulunan nostaljik tramvaylar hangi renktedir? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızıyı da kabul ediyorum. Kırmızı beyaz oluyor. Kırmızı oluyor. İkisi de doğruydu. Tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Geçiyorum bir diğer soruya. İkinci sorum da şudur. Salyangoz kemiği vücudun neresinde bulunur? Kulakta. Kulak doğru cevap. Tebrikler Bilge. Hemen düşündün. Hatırladın o bilgileri ve doğru cevabı verdin bana. Bilge şunu sorayım. Efendim? Beklediğimden çok güzel geçiyor abla. Yaşasın. Son soruya geçeceğiz ama şunu da sormak istiyorum sana. Boş zamanlarında neler yapıyorsun evde? Evde ne yapıyorum abla? Seni izliyorum, maksat yarışmak olsun. Sağ ol. 360 TV'deki diğer yarışma kanallarını izliyorum. Teşekkürler. Ben bilirim. Sevgili Alper Ateş ve ekibine de selamlarımızı gönderelim. Bizler de arkadaşlarımızı özledik. Şarkı söylüyorum, dinliyorum. Şahanesi. Bağlama ve bendir çalıyorum. Daha ne olsun Bilgeciğim, kendini geliştirmek için elinden geleni yapıyorsun sen. Hakikaten keşke tüm gençlerimiz senin gibi olsa diyorum ve son soruma geçiyorum. O da şu. Çizgi film karakterleri Idefix, Snoopy ve Milo hangi hayvanın türleridir? Idefix, Snoopy ve Filo. Milo. Köpek mi? Köpek doğru cevap Bilge. 3'te 3 yapıyorsun. Tebrik ederim. Market çekimiz İzmir'e size ulaşıyor, bu güzel aileye. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Ay teşekkürler. Abla sütlaç nasıl? Kalp 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 kocaman Bilgeciğim. Görüşürüz. Abla sütlaç nasıl? Ay sütlaç nasıl? Sütlaç iyi valla. İyi, evde o da bugünleri geçirmeye çalışıyor Bilgeciğim. Sütlaç da köpeğim sevgili seyirciler bu arada. Bilge demek ki beni sosyal medyadan da takip ediyor. Hemen Sütlaç'ı sordu. Kendine gitti. Çok iyi bak. Hoşça kal Bilgeciğim. Herkese selam buradan. Buradan bütün sevdiklerime selam. Tanıdık tanımadık herkese. Evet efendim. Çok tatlı bir aile bizimleydi. Sevgili Bilge özellikle bizi izliyormuş. Yarışmak istedi. 3'te 3 yaptı ve market çekim İzmir'e onlara gitti. Bizlerden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Gözünüzü 360 ekranlarından bizlerden ayırmayın.